İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Narek Bedrosyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Konseyi Tiflis'te düzenlenen bir konferansta Artsak'tan zorla yerinden edilen kişilerin haklarının korunması konusunu ele aldı. Frans 24 Kudüs'te Ermeni toplumuna yönelik şiddette artış var. Fransa Senatosu, Doğu Ermenistan'a silah sevkiyatının hızlandırılmasını talep ediyor. Gartman, Şirvan, Nahçevan, Pan Ermeni Kuruluşu, Bakü'nün Ermeni kültürel mirasının korunması konusundaki sistematik histerisine yanıt verdi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim fedakar, son derece çalışkan, son derece nazik, son derece şefkatli, ilkeli bir askerin acısını ve kederini yaşayan, cesur, ölüme galip gelen günümüzün ulu revondu. Bu tanımlamalar, onu tanıyan insanların dudaklarından büyük bir sevgiyle çıkan sözlerdir. 44 gün savaşında şehit düşen diyakoz Narek Bedrosyan, herkesin en sevdiği, ruhani, Nazır elbette gerçekten de tüm bu niteliklerin gayetli bir taşıyıcısıydı. Diakoz Narek 1988 yılında Stepanagert'te doğdu. Memleketi artsah ve artsah halkı için hayatını feda etti. 29 Ekim'de askerlere yardım götürmek için Marduni'nin savunma mevzilerinden biri olan ön cepheye doğru ilerlerken bir siha arabasını hedef aldı. Artsak Kurtuluş Savaşı başladığında Narek daha 4 yaşındaydı. Özgürlük savaşçısı babasını kaybetti. İlk öğrenimini Şuşi'de aldı. Liseyi Eçmiyazin'de okudu. 2004-2010 yıllarında Eçmiyazin Gevorkyan İlahiyat Seminerinde okudu ve buradan onur derecesiyle mezun oldu. Başlangıçta Eçmiyazin Kutsal Ana Makamı'nın Hıristiyan Eğitim Merkezi'nde görev yaptı. Daha sonra Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin alayın ruhani üyesi olarak atandı ve memleketi Arsat'ta hizmete ayrıldı. Şuşi'deki Yeşil Kilise diye de anılan vaftizci Aziz Hovannes Kilisesi'nde manevi faaliyetin ilk adımlarını attı. Burada da onun adanmışlığı Piskopos Vırtanes Abrahamyan tarafından tanındı ve takdir edildi. Daha sonra genç diyakoza Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin ruhani lideri ve asistanı pozisyonunu teklif etti. Nisan ayındaki dört günlük savaşa Diakoz Narek Bedrosyan da katıldı. O günlerde Mardagert ve Talişteki muharebe üstlerindeki askerleri cesaretlendirdi. Narek tam bir asker, bir savaşçıydı. Savaş sırasında askeri üniforma giymişti. Ermeni kralı Aşot Yergat'ın koruyucu kutsal haçı göğsündeydi. Savaşçıları elindeki haçıyla kutsadı. Cesur bir çoban koyunları için canını verir tümcesini tekrarlamayı severdi. Simon Vratsyan hem Derya'nın hem de Şahumya'nın Türkiye Ermenistan'ındaki durumu çok iyi bildiklerini ve şunu anladıklarını yazıyor. Ermenistan'ın güvenliği ve kendi kaderini tayin etmesi için tek koşul savaş bitene ve normal bir devlete dönüşene kadar o günlerde Rus ordusunun varlığıydı. Ancak Bolşevik hükümeti için dünya devrimi ve Müslüman halklarla dostane ilişkiler daha önemliydi. Vrasyan şöyle yazıyordu. Rus ordusunu Türk Ermenistan'ında tutmak Türkler için hoş olmayan bir iş yapmak anlamına gelirken daha sonra göreceğimiz gibi Türkiye ve İslam dünyası Bolşeviklerin gözünde büyük önem taşıyordu ve Bolşevikler zaten Türklerle pazarlık halindeydi. Türk Ermenistanı hakkında kararnamesi Ermeni halkının hayatında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Brest-Litovsk müzakereleri başarısız oluyor ve Türkler Batı Ermenistan'daki Ermeni yerleşimlerini birbiri ardına işgal ederek saldırıya geçiyor. Bolshevikler ve daha sonra Sovyet tarihçiliği Türk Ermenistanı hakkında kararnamesinin uygulanmamasından Almanları sorumlu tutuyor. Onlar sayesinde barışa ulaşmanın mümkün olmadığını ve savaşın devam ettiğini belirtiyor. Aslında Simon Vratsyan'ın Tiflis Ulusal Konseyi'nin Zoravar Antranik'i korumak için Batı Ermenistan cephesine Ermeni birlikleri göndermemesi için bahaneler aradığını açıkça anladık. 2020'den bu yana biz de Arsak'ta eş değerini yaşadık. Sebebi ise Batı Ermenistan'ın resmi devlet olarak tanınmış olmasıydı. <laughs> Doğu Ermenistan'ın İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Ermenistan'ın İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan Gürcistan'ı ziyaret ediyor. Doğu Ermenistan'ın İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan bir aralıkta hukukun üstünlüğünün ve herkes için adalete erişimin iyileştirilmesi konulu Tiflis Bölgesel Konferansı'na ve bu konferans çerçevesinde düzenlenen ve uluslararası kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarının üst düzey temsilcilerinin ve farklı ülkelerden insan hakları savunucularının katıldığı panel tartışmasına katıldı. Alman hükümetinin desteğiyle düzenlenen etkinliğin amacı Doğu Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da hukukun üstünlüğüne ilişkin bölgesel eğilimleri ve meydan okumaları ile yerlerinden edilmiş kişilerin haklarının savunulması alanlarında değerlendirmede bulunmaktı. Konferans çerçevesinde herkesin adalete erişiminin sağlanması ve korunmasız toplulukların korunmasına ilişkin konular tartışıldı. Katılımcı ülkelerin söz konusu alanlardaki deneyimleri sunuldu. Anahit Manasyan konuşmasında Batı Ermenistan'ın sınır güvenliğinden kaynaklanan insan haklarının korunması sorununa değindi. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Manasyan, bölgesel konferansa katılan ortaklarla daha fazla işbirliği yapılması konusunda bir dizi anlaşmaya vardı ve insan haklarının korunmasıyla ilgili yeni girişimlerde bulunma isteğini dile getirdi. Tiflis ziyareti kapsamında insan haklarının korunmasına ilişkin üst düzey toplantılar ve tartışmalar yapılması planlanıyor. Frans 24, eski Kudüs şehrinin Ermeni mahallesindeki durumu kapsamlı bir yazıyla ele alarak, Kudüs'teki aşırı sağın yerel Ermeni toplumunu terörize ederek Ermeni mahallesinin bir bölümünü zorla satmaya çalıştığını yazdı. Makaleye göre Ermeni toplumuna yönelik şiddette artış var ve Ermeni toplumunun bazı üyeleri arazi geri alımı meselesinin yanı sıra kendilerini giderek daha az güvende hissettiklerini söylüyor. Frans 24 tüm baskılara rağmen Ermeni toplumu üyelerinin oturma eylemleri ve gösteriler yoluyla otel inşaatına karşı harekete geçmeye devam etmek istediklerini bildiriyor. Kudüs'teki Ermeni cemaatine ait İnek Parkı adlı yer, 2021 yılında Avustralyalı bir iş adamı tarafından burada otel yapmak üzere satın alındı. Projeye karşı çıkan Ermeni toplumu birkaç haftadır yeni sahipler tarafından sindirildi. Sadece birkaç ay içinde Kudüs'teki bu otopark siyasi tartışmaların merkezi haline geldi diye yazan Frans 24, Eskişehir'in girişindeki bu alanın Ermeni mahallesinin %25'ini temsil ettiğini belirtiyor. Ancak 2021 yılında Ermeni cemaatinin dini otoritesi olan Kudüs Patikanesi birçok binayı 99 yıllığına bir iş insanına satma kararı aldı. Kudüs'ün Ermeni mahallesinin özel bir statüsü var Binlerce yıldır Batı Ermenistan'dan gelen bir Ermeni toprağıdır. 1918'de Doğu Lejyonu tarafından kurtarılan bu topraklar 1920'de Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının ardından sivil halkın korunması amacıyla Fransız ve İngiliz mandası altına devredildi. Batı Ermenistan dünyanın her yerindeki Ermenileri vatanımızın her bir yerini ve haklarımızı korumak için yanında olmaya çağırıyor. Fransa Senatosu, Sezar topçu sistemlerinin bu tekniğin etkinliğini dikkate alarak Doğu Ermenistan'a tedarikinin bir an önce incelenmesini önerdi. Fransa Senatosu'ndan yapılan açıklamaya göre Doğu Ermenistan geçtiğimiz günlerde Thales'ten 3 adet GM-200 radar takip istasyonu siparişi imzalarken Mistral 3 uçak savar füze sistemlerinin temini konusunda da görüşmeler sürüyor. Senato ayrıca 24 Fransız Bastion zırhlı aracının halihazırda Doğu Ermenistan'a gönderildiğini ve bunlara şu anda üretilmekte olan aynı tipte 26 aracın daha ekleneceğini kaydetti. Fransa Senatosu yaptığı açıklamada Fransız makamları Doğu Ermenistan'a savunma silahları sevkiyatına başladı. Savunma ve saldırı silahları arasındaki bu ayrım Ukrayna'daki savaşın gösterdiği gibi pek pratik değil. Aynı hataları tekrarlayıp baştan gerekli olan ekipmanların teminini geciktirmeyelim. Bu nedenle Doğu Ermenistan yetkililerinin özellikle topçu ihtiyacına ilişkin tüm taleplerine ivedilikle yanıt vermemiz gerekir ifadesini kullandı. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Ermeni kültürel mirasının Bakü tarafından korunması konusundaki sistematik histeriye yanıt vererek varlığının 100. yıl dönümünde Bakü sadece mükemmel etnik temizlik uygulamasıyla değil, aynı zamanda kültürel soykırımı ve bu suçu ve sorumluluğu ustaca reddetme isteğiyle de ünlü olmayı başardı. Birliğin yayınladığı bildirde Ayrıca şu ifadelere yer verildi. Azerbaycan Devleti'nin kuruluşundan bu yana tarihi Gartman, Şirvan ve Nahçıvan topraklarındaki Ermeni kültürel mirası ontolojik bir katliam dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Ne yazık ki son 10 yılda Azerbaycan'ın devlet düzeyinde sahip olduğu derin ırksal ve dinsel ayrımcı bilincin bir sonucu olarak Ermeni Hristiyan kültürel mirasının en vahşi yöntemlerle gasp edilmesine, saptırılmasına veya tamamen yok edilmesine tanık olduk. 1998-2006 yılları döneminde Azerbaycan ordu birliklerinin doğrudan katılımıyla maddi sanatın eşsiz örnekleri olan Çuha Ermeni mezarlığının binlerce eşsiz haçkarı ve mezar taşları imha edildi ve mezarlık alanı atış poligonuna dönüştürüldü. Azerbaycan suçunu kabul etmiyorsa neden uluslararası kuruluşların durumu yerinde incelemesine izin vermiyor? Cevap çok basit. Gerçeği inkar etmenin mümkün olmadığı noktada zalim yasaklama ve gölgeleme yöntemleri imdada yetişiyor. Hatırlatmış olalım ki 2021 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı geçici önlemlerin uygulanmasına ilişkin 7 Aralık tarihli kararı, Azerbaycan'ın kiliseler ve diğer ibadet yerleri, anıtlar, doğal alanlar, mezarlar ve diğer eserler de dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına karşı işlenen tüm vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almasını gerektiriyordu. Ancak böyle bir karardan sonra bile Azerbaycan'ın eylemlerine engelsiz devam etmesi, Şuşi'deki Aziz Gazançesos Kilisesi'nin yeniden inşası nedeniyle kimlik çarpıtması, Şuşi'deki Yeşil Kilise diye anılan kutsal, Vaptizci Hovannes Kilisesi'ne yapılan vandalizmi, Şuşi'deki tarihi Ermeni mezarlığından otoyolu geçirilerek çok sayıda mezar taşı hasar görmesi veya tamamen yok edilmesi de açıkça kanıtlanmaktadır. Bu tür barbarca davranışlar artık bizim ve dünya için yeni değil. Çünkü Şuşi'deki Ermeni mezarlığına yapılan saygısızlıktan önce Azerbaycan'ın hoşgörüsüzlüğünün savaş makinesi Bakü'de bulunan Montino Ermeni mezarlığının üzerinden geçmiş ve onu neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştı. Bu sırada Azerbaycan'ın etnofobik siyaset kompleksini aşıp dünya insanlık standartları ve karşılıklı saygıyla uzlaşıncaya kadar uzatılabilir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, ...hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Ermenya TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Murat Malhasyan tarafından seslendirilen Ermeni Erzurum şarkısı adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.